3-5 yıldır. Bu arada ben sosyal deney yapmak ilgilendiğim şeylerden bir tanesi. Aklımda olsun, arası yeri gelmişken söyleyeyim. Bu staj ekibiyle, yeni staj ekibiyle bir sürü sosyal Evet. deney planım var. Aynen. Şeyde. Bu arada başvuru sayısı 1000'e yaklaşmış. Sorma Çok ya. Ama sosyal seksapalli medyaya çıkmasa mıydık acaba dedim. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz ilgileriniz için gerçekten. Yani açık beyinle çalışmak ister misin deyince böyle ufak bir ordunun harekete geçeceğini düşünmemiştik. Ama yani devam edecek eylemlerimiz. İnşallah 1 milyar doları yatırırlarsa onu bir plazada ağırlayacağız hepimiz. Yaptığım uzun yıllardır aklıma geldikçe masadaki yaptığım deneylerden bir tanesi. Şimdi sana da yapacağım. Bu eline azıcık kendi eline belli bir mesafeden bakıyor. Hissettiğimiz şeyi yakalayalım. Tam dili yok bunun. Bulmak istediğim şey şu. Bu eli sana ait bir şey gibi mi hissediyorsun yoksa sen gibi mi hissediyorsun? Yani bu sen misin? Ya da bedenin bir başka parçası. Yani hatta hoşlandığın ve hoşlanmadığın parçaları. Yani işte kulakların ya da işte ne bileyim göbeğin ya da işte bir şey bir ayakların. Yani o sana ait bir şey mi? Yoksa mesela sen misin? Benim için karışık olduğu soru. Yani aslında bana ait bir şey olarak algılıyorum ilk başta ama çok ait yani ben gibi. ya biraz tabii benimle beraber yaşayıp yaşlanıp büyüdüğü için benden izler taşımakla bana has şeyler ama mesela bu el benim yani nasıl diyeyim ben bu elim diyemem. Yani bu bedenle tanımlayamıyorum kendimi o Tabii şekilde orada değil. sorunun şöyle bir zorlayıcı taraf var. Yani sen olmasan sadece bu el seninle ilgili bir şey sembolize eder mi? Etmez. Evet. Yani Aynen aslında öyle. hani göndermedi. Ama bu Ama benim bir parçam demek yani bu bana ait demek daha makul gözüküyor bana sanki. şimdi fark ettiğim benliğimizin sınırını bulmayla alakalı fark ettiğim hikayelerden bir tanesi bu. Benlik sınırını bulma hali 1980'lerden bu yana bedenimizin şekil bulmuş ben görüntüsünden zihinsel anlamda soyut ve arka tarafta bir şeye doğru gerilediğini fark ediyorum. Yani şimdi Evet. bunun çok tuhaf yansımaları var. Böyle soyut bir şeyden bahsediyormuşum gibi görünüyor ama mesela cinsiyetle ilgili konuşacağız bir aşamada, estetik cerrahi ile ilgili konuşacağız bir aşamada. Mesela oradaki değişimlerin kendisinin nasıl olduğunu algılamakla alakalı acayip bir şey değişiyor. Bu ve mesela ben kendimle dahil olmak üzere mesela dövme yapmak, yaptırmakla alakalı ahlaken hiçbir sorunum yok ama yaptırmaktan sakınıyorum. Yani Çünkü sensin o. çünkü benim bu ve yarın öbür gün üzerinde beğenmeyeceğim bir şeyi değiştirmekte çok zorlanacağım bir fotoğrafta görmek beni muhteşem rahatsız eder. O yüzden bana ait bir halbuki görüntüden çok çok da memnun değilim yani. Yani bir sürü tarafını daha iyisi ya da daha farklısı olsun isterdim virgül. Aslında o virgülün sonrasında bu benlik o kadar oturmuş ki çok da istemezdim. Doğalında gelişebilecek şeyler haricinde kilo vermek gibi ya da işte sakalını ya da saçını biçimlendirmek gibi şeylerin haricinde. Bu yeni kuşakta, 30 yaş altı kuşakta çok hızlı bir şekilde bana ait duygusal dönüşüyor. Telefonu gibi. Yani telefonu da aslında içeride bir yerde çok derin duygusal bağı kurabiliyor. Telefonu gibi değiştirebileceği daha iyisine ikna olduğunda gayet bu konuya emek sarf edip elini, ayağını, estetiğini, biçimini, işte cinsiyetini ya da işte hani görünen sosyal fotoğrafa ait birçok şeyine çok kolaylıkla bir şeyin sahip olduğu duygusuyla değiştirebileceği bir şey. Çünkü ben dediği şey daha geride soyut, hani özellikle sembolize ettiğim yer arka tarafta bir yer, Evet. soyut bir yere geliyormuş gibi. Bunun üzerine acık sohbet etmek istiyorum. Kaç bölüm oldu? Önce Can sonra Canan. 120 bölümü geçmiştir. Bak. Sıklıkla diyorlar ki işte bir yani marka danışmanı, nörobilimci bu kadar konuşacak konuyu nereden bulur diye. Bak, bu şimdi o kadar kuvvetli bir gözlem ki. Ya bu hayatı gözlemlemekle alakalı bir şey. Bir şeyin uzmanı olmana gerek yok. Yani biyolojiyle ilgili bir şey bilmene gerek yok. Mesela insanın en önemli yanılgılarından bir tanesi kendini zihinsel ya da ruhani bir varlık ve ondan ibaret zannetmesi. Zaten mesela beden farkındalığı diye sürekli bahsettiğimiz bir şey var. Meditasyonun önemli bir parçası. İnsanlar burada bazen aylarca, bazen senelerce zihin gözüyle bedenlerini tarıyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Beden farkındalığı arttıkça senin dünyaya iletişime geçme, insanlarla iletişime geçme biçimlerin farklılaşmaya başlıyor. Çünkü kendini algılama biçimin dönüştüğü için daha isabetli, daha doğru, daha verimli, daha adaptif davranışlar geliştirebiliyorsun. Uyumlanmanı arttıran bir şey. Bu soruyu bu bağlamda sen gözlemleyip şimdi biraz önce anlatırken, bu arada bu derinlikte sen ilk defa dinliyorum bunu. Kendi farkındalık eksikliğimi fark ediyorum. Yani biraz önce sen sorduğunda bu el sana mı ait dediğinde ikircikli olmamın sebebi belki 20 yıl, 25 yıl önce sorsaydın
ne benimle ne alakası var abi, el işte. Yani bir Terminatör'ün bir uzantısı gibi algılıyor olabilirdim ama belki biraz zamanda işte azıcık da olsa o meditatif gelenekle biraz hani şey tecrübem olmuş olduğu için yavaş yavaş benden ayrı bir şey olmadığını, benim bedenimin dışında bir varlık olmadığımı, bedenin kendisinden çok daha büyük olan ben diye bir şeyin önemli bir parçası olduğunu, en azından bu dünyayla interaksiyona geçebildiğim bölümü olduğuna galiba ikna olmak durumundayım ve bu algı değişmeye başlamış. Ama çok önemli bir sıkıntı, insanların aslında bu dünyayla iletişime geçmedeki farkındalıklarının zafiyeti ve bu kültürle de çok destekleniyor. Yani daha doğar doğmaz senin dış görünüşünün başka bir takım dış görünüşlere benzemesi gerektiği, giyinişinden görünüşüne kadar, her şeyde tavırlarına kadar, bir kere senin var olan halinin zaten aslında öyle olmaması gerektiği, arızalı, kusurlu olduğuna dair bir karşılaştırmalı sistem devamlı çalışıyor. Bunun sonucunda da zaten bütün eğitim, kültür, her şey insanın kuralları, düşünceleri, işte inançları bilmem ne üzerine konuştuğu için. Ya işte bir bedenen keyif etmek çoğu zaman ayıp zannedildiği için, değil mi? Yani böyle yatıp yayılmak bile büyüklerin yanında büyük problemdir falan. Buralardan bir. Yani bütün bu hikayeler bizi bedenden koparıyor. Biz aslında zihinsel bir entite gibi algılıyoruz kendimizi, bir varlık gibi. O doğal olarak sorunca, mesela ben bunu hiçbir derecede düşünmedim. Hakikaten diyorsun ki benim, bana ait bir şey bu. Ama ben diyebilmek, bu benim, bu burun benim, bu işte kaş benim, bu el benim diyebilmek, gerçekten daha doğrusu böyle hissedebilmek bir seviye atlamayı gerektiriyor. Yaşla da bu mecburen oluyor. Mesela bu eli o kadar çok yaralıyorsun ki, hatta dün duvara sürttüm. O kadar çok yaralıyorsun ki, o kadar çok duyusal alışverişin oluyor ki bunun. Çok enteresan bir yerden baktın. Evet. Mesela ben de bakarken tam tersini düşünüyordum. Yani ilkel ve orijinal hali bedenle bir bütün, aksine bunu çok soyutladığımızda bundan uzaklaşıyormuş doğru gibi düşünüyordum. İlkel hali ama bütün. Ama bu çok enteresan bu arada. Ama ben araya ne soktum? Kültürü soktum. Evet, abi. Evet. Kültür zaten fabrika ayarları anlatısının temelinde bu yok mu? Yani bizi doğamıza yabancılaştıran şey bu. Ya yani mesela kit son derece düşünebildiğimiz en ilkin, ilkel demeyelim ona da, ilkin öncül yaşam hallerine gidelim. Bedenden başka neyin var abi? Hani dışsal faktörlere tamam, tanrılık, atfet, kork, tap, o ayrı bir konu. Ama yani bu bedenle, bu dünyayla ilişki yok, giriyorsun ve çok basit bir şey bunu anlamak. Ben buyum, bu bedenim yani. Bir de mesela hani şöyle zonklamaları var konu. Aslında başka zamanlarda üzerine küçük çıpalar attığımız konular var. Mesela sahip olma konusu gibi. Şimdi biz bu masaya sahibiz ya da Ali sahip bu masaya. Şimdi bu masa ya sahip olma ya da buradaki stüdyoya sahip olma ya da benzer şeylerin üzerinde o sahiplik güdüsüyle alakalı kendi benliğini genişlettiğimiz ya da işte azalttığımız yerler var. Evet. Şimdi kendi bedeninin sınırını benlikle beraber doğru şekilde algılayabilme dış sahiplik ilişkilerinde sağlıklı kurmaya neden oluyor. Eğer soyut bir yere zihnen çekersek bunu, sahip olma çok kolaylaşıyor. Tabii. Bunun ne büyük bir sıradanlaştırma da kolaylaşıyor. Yani aynen öyle. Harcanabilirlik. Mesela bu bir zanlar bütün, yani zannetme halleri doğuruyor arka tarafta. Burada tersi de var. Mesela bu beynimizdeki, zihnimizdeki beden haritası çok plastisiteye sahip bir şey. 10-15 sene önce yapılan bir çalışma vardı. Beyin görüntüleme çalışması. Erkekler belli bir süre araba kullandıklarında kullandıkları arabanın dış kuturlarını beyinleri beden sınırı olarak algılıyor. Aslında ustalaşmanın bir parçası bu. Yani o arabayı böyle iki arabalık bir araya böyle dar bir yere sokabilmek için bu algıya ihtiyacım var. Ama aynı zamanda bu genişleyip daralabilen bir şey yani. Bu algıyla oynayabiliyorsun. İşte bahsettiğin gibi hiç bu farkındalık yoksa ve aleyhte çok anlatı varsa, yani sen zihinsel bir varlıksın, işte her şeyi burada halletmelisin gibi bir alt metin varsa senin inançların, dünya görüşün içerisinde, ve gittikçe bu sisteme yabancılaşıyorsun ve işte o, ya şu anda fark etmeye başlıyorum ki aslında benim zannettiğimden daha fazla bedeli olan bir şey. Yani insanların sadece bedenine yabancılaşması ya da onu işte böyle kafalarına göre değiştirip sonra pişman olacakları bir sürü şey yapabiliyor olmaları ya da kendi üzerinde tanrıcılık oynayacak kadar fütursuz olabilmeleri, yani çünkü yani dışsal bir şey olarak görüyor, bedenini bir araç olarak görüyor ya da dünyayı. Hani o hükümsüzleştirmenin çok daha mutsuzluğa sebep olan tarafları varmış. Şu anda kafamda açılıyor konuştukça, mesela çok önemli bir meseleymiş bu. Ama bu, yani beyin bilimleri açısından yerini bildiğimiz, ne kadar değişken olduğunu fark ettiğimiz ve ne tarafa doğru çalıştırırsan o tarafa doğru
yönereceğini bildiğimiz bir alan. Sen eğer gerçekten zihinsel bir varlık olarak gittikçe kendi zihnin içine kaçıp dış dünyayı böyle emtialardan oluşan bir kurgu alanı olarak algılamaya devam edersen ona göre davranıyorsun. Ne kadar bedeninin, etrafının, ilişkilerinin, dokunduklarının farkındalığına sahipsen bir süre sonra işte aynen arabada olduğu gibi o bedenin ötesine geçebiliyor ben algısı. Yani bayağı önemliymiş de Mustafa. Vallahi bak bu konu ilgimi çekti yani hakikaten iyi. Ama sen tabii bunu şimdi şeyden zannediyorum demin sözünün arasında yakaladım. Mesela işte vücuduna bir şeyler yapmak. Şimdi estetik cerrahi mesela evet. Şunu fark ediyorum. Özellikle 30 yaş altı insanlarla beraber masada konuşuyorken mesela estetik ameliyatın kültürün normlarından birine dönmüş tabii. durumda. Herkes yani klasik planını yaparken işte 20'ye yaklaşacağım, ehliyetimi alacağım, üniversiteyi bitireceğim, burnumu ameliyat ettireceğim ya da memelerimi büyüteceğim. Ağırlıklı kadın grubunun içerisinde var mı? Erkekte de saç ektirme ya da işte benzer fotoğraflar içerisinde yaş kuşakları değişik şekilde bunu normalleştirmiş. Onun normalliğini hani en çok yapabildiğimiz hikaye bu. Hani aslında normal olmayan şeylerin anormalliğini fark etmeyle alakalı dıştan durmaya çalışıyoruz ya bir şeyde. Bunu fark ediyorum ya lan bu normal değil. Ya bu seviyedeki normal değil. Şimdi hiç. Ya da artık ben mi normal değilim? Ama yani bu benim mesela çevremde çok normal. Tıp fakültesinde görev yaptığım için senelerce. Buradan ailemizin doktoru sevgili Mustafa Keskin'e de bir selam kesin izliyordur. Mustafa plastik cerrah bizim tezinde falan beraberdik. Samsun'da birlikte çalıştık. Bana sürekli yarı şaka yarı ciddi. Baba şu üstte bir eksek, şu kulakları ikiye yatırsak bak cüllop gibi olur falan filan gibi. Ve bunu gerçekten şey yani... Çok kolay yapıyor gerçekten. Ya kolay yapılabilir bir şey artık cerrahi olarak. Ve beis görmüyoruz bunda. Mesela ben bu konuda çok sarsılıyorum düşündüğümde. Hatta Photoshop'ta kendime yaptırdım. Kulakları yatırdım, saç ektirdim falan. Dedim Allah çok iyi biliyor bazı şeyleri. Yani o Photoshop'taki sonuç gibi gözükecek olsam benim muhtemelen meslek değiştirmem lazım. Ya gerçekten annemle babam işte bizim göz kapakları sarkık. İkisi beraber göz kapağı ameliyatı oldular. Artık 70'li yaşlarındalar. Hani gerçekten sıkıntı çekiyorlar. Ben yemin ederim 2 yıl reddettim ya. Tabii. Yani böyle ponçik ponçik bana tuhaf tuhaf bakıyorlar. Yani hani şeyle alakalı yani. Gerçekten yadırgadım. Yani hani bir şeyde. Şimdi o, buraya... ama o kozmetik değil bak. Bunu o mesela anlıyorum. Şey bir mecbur. Tabii canım, o bile, 60'ından sonra kozmetik mi olur? O yani? Bile yani senin alıştığın sistemi nasıl bozuyor? Evet. Yani şimdi ona okeyim mesela. O tamam ama... Yani bunun bir sınırı olmalı. Mesela bedenini değiştirme özgürlüğüne sahip. Okey tamam anlıyorum. Ama ister milyonlarca yıllık evrimsel sürecin getirdiği varyasyonları çeşitliliği düşün. İsterse diğer insanlardan farkının hani bizi bir sosyal canlı olarak çeşitli yapan taraflarını düşün falan. Yani hepsine baktığında da herkesin Brad Pitt gibi olduğu yerde nasıl üreyeceğiz yani bir de öyle bir durum var. Ya bunu işte bir otel lobisinde oturuyorken fark ettiğim şeylerden bir tanesi. Yani karşılaştığım kadınların %70'i birbiriyle akrabaymış gibi görünüyordu. Sitroma. Yani. Ve hangi dizideydi abi? Biri söylüyordu. Burun estetiğiyle güzel olan kadın diye bir şey yoktur diye biri söyledi. Bir şey. Birisi bir dizide söyledi. Abi kötü oluyor. Yani %99'u kötü oluyor. Çünkü doğal olmuyor. Yani bir tuhaf bir şey var. Mesela çok hafif. Diyelim burun deviasyonunu düzeltmek falan harika sonuçlar veriyor. Şimdi altta bir sürü ben yaptırdım iyisi oldu falan diye i̇şte, yorum gelecek. Mesela onlar okey yani ama mesela normal bir burnu hübü yaptırınca abi olmuyor. Yani penguen gagası gibi bir şeyle insan güzel olmuyor. Ve mesela bu çok sık karşılaştığımız, çok sık yapılan bir şey. Ya da mesela cildi gerdirme. Tamam cilt pürüzsüz gözüküyor ama olmuyor. Bir şekilde bir sıkıntı var. Nip Tuck diye bir dizi vardı. Evlerden Irak. Çok fenaydı yani. İzleyenler bilirler. Yani hamilelik döneminde seyredip hamileliği tehlikeye girenler var. Yani tanıyorum. Bayağı korkunç bir dizi. İki tane plastik cerrahın anılarını anlatıyor. Kadının bir tanesi 50 tane operasyon olmuş. Böyle surat bebek gibi. Abla 79 yaşında mı ne? Diyor ki torunum beni ciddiye almıyor. Beni eski halime getirin diye bunlara geri geliyor şimdi. Adam diyor ki yapamam. Bunun andusu yok yani. Geri alamıyoruz bunu. Ve kadının bunalımını çok güzel anlatmışlar mesela. Orada da ya bir plastik cerrahi hikayesi üzerinden olayın ne kadar abuk boyutlara çıkabildiğine dair de çok enteresan hikayeler var. Aynısı bu benlik sınırını konuşmak açısından aynısı şimdi cinsiyetle ilgili de geliyor. Yani evet. Çok var ve ben de görüyorum. Bence açık beyin olarak bu arada bu konuyu birkaç tur işlememiz gerekecekmiş gibi görünüyor. Evet. Çünkü yeni bir sürü beraber çalıştığımız insanla cinsiyetle ilgili bambaşka bir dil ve kültür konuşulduğunu görüyorum. Bizim evet. alışkın olduğumuz şeyin dışında bu konu artık LGBT falan hikayesinin dışındaymış gibi görünüyor. Yani
klasik Batı kültürünün başka bir fotoğrafla geliyor olması. Bunların hepsi liberalizmin başlığı altından, başının altından çıkıyormuş gibi de görünüyor da buna bir şey konuşuruz. Şu özgür irade ve liberalizm, biz ne kadar karar verebiliyoruz hikayesiyle de alakalı. Ama şu cinsiyet mevzusu acayip değişik, tuhaf. Yani bireysel olarak kendi cinsiyetiyle alakalı hak sahibi olma hali. Bu konuları konuşmak çok tehlikeli biliyorum ama yine de girmek gerekecek çünkü çok güldür güldür geliyor ve sokakta konuşuluyor. Tabii başka bir kültür geliyor yani. Bireysel olarak kimin neye belirlediği konumuz değil bizim. Genel olarak bunun nasıl olduğu konumuz ya da ne düşünüldüğü konumuz. Bu benlik sınırındaki o tuhaf gevşemeyle ilgili olduğunu düşünüyorum. O cinsiyetle alakalı, çok alakası var gibi. Tarifin, yani kendi benliğiyle alakalı, yani bedenine bir dış varlık gibi, cep telefonu gibi ya da satın alabileceği bir şey gibi bakabilen bir insan, bedeniyle alakalı zihninde oynayabildiği tüm oyunları bedenine yansıtabileceğini de düşünüyor. Halbuki bedeninin de bir karşı yansıtması, yani bedeninin de onun ben varlığına bir dönüşümü var. Yani mesela trans bireylerde böyle bir temel motivasyon var. Yani bedenini kendisine ait hissetmediği için operasyon geçirmek istiyor mesela. Yani onun arkasında gerçekten böyle kuvvetli bir psikolojik sahip var. Bu oranı belli olan 3 aşağı 5 yukarı, yani düşük oranda görülen ve doğal bir varyasyon, bu var. Yani bazı mesela şey, bu mutilasyon hastalığı vardır belki bilirsin. Yani insanlar mesela küçük parmağını fazla görüyor ve hani iyice sıkılıyor, kesip atıyor mesela. Evet. Mesela bu bir beyindeki vücut haritalaması ile ilgili gerçekten bir arızın sonucu. Ve bu insanların gerçekten hepimizde olan bir uzvu kesip atmaları. Yani kolunu bacağını kesen var bunun için. Böyle bir olumsuz davranışa sevk edebiliyor. Şimdi bunun bir başka versiyonu orada var. Şimdi bu hastalıktır, değildir. Yani hastalık dediğin şey zaten sosyal uyum davranışını bozuyorsa hastalık dersin. Ya böyle bir insan ameliyat olur, cinsiyet değiştirir, bilmem ne, hepsi okey. Fakat burada sorun şu. Öyle gibi zannedip, sonra hani değilmiş de, işte bunun andusu yok. Deminki avladaki gibi geri alamıyorsun. Andan yapamıyorsun bunu. Burada en önemli kurtarıcı bilgi. Ben en çok sopayı nereden yiyorum? Bilmiyorum, kadın erkek konuşuyoruz. Ben sürekli ağza çıkıyor. Az önce de hafif bir hastalık olabilire girme yaptım. Bak, yok, tam tersi. Bir dayak hastalık yeriz. Der de durdur. Lan, dur demedim. Hayır. Bir dayak yeriz. Doğru. Burada var ya, yemin ediyorum. Ozancığım lütfen montaj. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bence bu konuyu en sağlıklı açıklayacak şeylerden bir tanesi Gündüz Vasaf'ın yorumu bu konuyla alakalı. Eşcinsellikle alakalı 1960'larda hastalık dendi. Bilimsel anlamda bir temeli yoktu. Siyasiydi. 2000'lerde hayır, hastalık değil derdi 90'ların sonunda. Yine bilimsel bir temeli yok. Aynen. Siyasi, aynen, bir şeydi. Bu konuyu yani hani bu zeminde... Ben kitabına bölüm yazmış adam olarak çok net söyleyeyim. Eşcinselliğe hastalık denmesi hiçbir bilimsel temele dayanmaz. Yani bunu net olarak söyleyeyim. Hatta eşcinsellik dediğimiz olguların bir kısmının doğal varyasyonun doğal bir parçası olduğunu da biliyoruz biyolojik olarak. Bu var. Fakat sorun şu. Bireysel olarak ben neyim? Bunu keşfetme yolculuğunun adına hayat diyoruz biz. 2 dakika önce birinden bir şey duydum. Bir arkadaşım bir şey yaptı. Falanca şey modaydı diye. Onun peşinden giderek kendim olamayacağını erkenden öğrenmezsem bu devirde bahsettiğin zihinsel minvalde çok büyük darbeler yiyebilirim. Ömür bunun için var. Kaç sene yaşayacaksan yaşa, cinselliğini, hazzını, sevdiğini, sevmediğini, korkunu, endişeni, arzunu, hayalini keşfetme yolunun adı hayat. Şimdi ben bir ay önce hayatımda ilk defa panseksüel diye biriyle tanıştım. Bilmiyordum panseksüel terimin anlamını. Mesela Pan-Türkizmi biliyorum. Bütün Türkler birleşsin. Bu da öyleymiş. Bütün cinsiyetler birleşsin. Yani cinsiyet fark etmez. İçimden Allah kabul etsin dedim. Yani diyebileceğim başka bir şey yok. Çünkü pan çok yeni bir terim. Eğer böyle bir biyolojik varyasyonumuz olaydı, bütün toplumsal opresyona rağmen biz nasıl eşcinsellik diye ya da işte ta eski zamanda hünsa diye bir varyasyonun varlığını biliyor isek, onu da duymuş olmalıyız. Bu belli ki yeni çıkarttığımız bir şey. Bu kavramlar üzerine oynayabilecek kadar kendimizi muktedir hissetme yanılgısı insanlığın en kadim yanılgısıdır. Her zaman. Havalı terimlerdir, güzel. O bazı dizilerde çok güzel dalga geçiyorlar işte. En son Kominsky Metot'ta mıydı? Orada vardı. Morgan Freeman'ın oynadığı karakter. Bravo, kadar. Aynı şekilde mesela. Nasıl toplumsal yansıması olduğunu da gösteriyor. Tuhaf. Şey. Yani mesela işte Jordan Peterson'a yaptıkları. Adam dedi ki bana he, she, zamiri dışında zamir dayatamazsınız dedi ya. Ben bu dili böyle öğrendim. Topluma böyle bir kural, işte gender free, yani cinsiyetsiz zamirler konmasına karar vermiş Kanada.
Adam bunun aleyhinde konuştu diye topun ağzına koydular. Çok da iyi oldu, meşhur oldu. Ben herifin adını duydum mesela. Ve çok parlak bir zihin. Tamam, kendi aşırılıkları falan var ama yani bunu dili modifiye etmeye gidecek kadar bir modayı abartmanın çocuksuluktan başka bir izahı yoktur. Ve bu insanlığın hala bazı konularda ne kadar infantil, ne kadar olgunlaşmamış, ne kadar çiğ düşünebildiğini çok net gösteriyor. Panseksüalizm diye bir şey muhtemelen vardır. Ama sen bir ay içerisinde 2-3 kez bunu duymaya başlıyorsan ve ondan önceki 48 senelik hayatında böyle bir şey duymamışsan, ki bu konularla ilgilenen birisi olarak, burada bir sorun olduğunu tespit edersin. Benim her zaman önerim, biyolojik camiaya bakalım. Yani 10 milyon civarında canlı türü bizden ilgi bekliyor. Onlara bakalım, bir cinsiyet nasıl yürüyor, ara cinsiyetler nasıl oluyor bilmem ne. Ve insanda da benzer bir şey görüleceğini varsayarak, biyolojik bir organizm olduğumuz için, oradan ders alıp burayı isimlendirmeye çalışalım. O zaman daha rahat ederiz ve hepimiz, ben mesela Sinan Canan, Ankaralı, kuyumcu çocuğu, kepçe kulaklı, bir sürü şeyim var benim. Yani bir sürü sıfatım, vasfım, görünüşümle ilgili, hissedişimle, kültürümle ilgili bir sürü şeyim var. Ama ben bunların hepsinin toplamından daha fazla bir şeyim. Ve bunların hiçbirisi benim için direkt tanımlayıcı değil. Mesela bana heteroseksüel diyorlar. O ismi ben koymadım, bilmiyorum. Ama bir şey tanımlamak gerekse çok yaygın ve anlaşılır bir tanım olduğundan kullanıyorum. Ama umurumda bile değil ne olduğum. Ben neyi sevdiğimi ve neyi sevmediğimi biliyorum. Bu farkındalıkla yaşıyorsan o hayat senin. Yoksa ne bu el senin, ne o hayat senin Mustafa. Nerede? Güzel konuymuş, yalnız çok sevdim. Bu çok yani gebe de bir konu arkasında. Yani şu ben mevzusunun ne o? Yani kendi kendime tarif ederken masanın içerisinde. Profesyonel bir tarif değil bu ama işe yarayacağını düşündüğüm bir şey. Zihnin içinde doğduğun andan bugüne kadar bir sürü hatıra, duygu, biçim. Sabahları uyanıyoruz, bir hayvanı görüyoruz, kızgınlıklar duyuyoruz, öfkeler duyuyoruz. Duygu ve bilgi zerreciği, düşünce zerreciğiyle dolu bir yapı kullanıyorsun. Bazılarını hatırlıyorsun, bazılarını biriktiriyorsun, bazıları güncel olarak devam ediyor falan. Bunların çok az kısmını paylaşabiliyoruz. Evet. Yani sabahleyin uyandığındaki kendini keyifli hissettiğin bir anı kimle paylaşacaksın? Dünyada onu paylaşabileceğin ya da her gün için paylaşabileceğin birisi yok. Ya da yani, yanında eşin de olsa paylaşabileceğin bir şey değil her zaman. Ya da eşinle alakalı hissettiğin duyguyu da ona, yani tabii, onu paylaşabileceğin evet, bir şey tabii. Değil. Bu hissettiğin şeylerin bütününün hepsi bedenin öldüğünde gidiyor. Halbuki ben bu. Yani ben diye tarif ettiğim şey o. Yani bu sınırlılık onunla alakalı. İletişimde kullanabildiğim, bunun %1'i var ya da yok yani anlatabildiğim. Ki ben çok çabalıyorum anlatmaya. Şeydeki sen de öyle. Evet. Hani bu anlatabildiğimiz %1'i var, belki binde biri, emin değilim. Var ya da yok. Geri kalan her şey yapacaklarım, yapma potansiyeline sahip olduklarım, işte heves ettiklerim, düşündüklerim, korktukların falan hepsi beden fiziki varlığıyla sınırlı. Hiçbir kayıtlı karşılığı yok, hiçbir biçimli karşılığı yok falan. Ve dünya ile ilgili beni tanımlarken, dışarıdaki sen beni tanımlarken muhtemelen o %1'le, ben de seni tanımlarken o %1'le sadece kullanabiliyorsun. Ben buyken, hani bedeninle bu kadar müstahak bir şeyken, o bedensel, zihinsel durumu işte estetik cerrahiyle, liberal cinsel tercihler seçkisiyle, bu arada liberalizme şakadan bok atıyorum hani konuyla alakalı. Şakası da şu. Ben liberal bir insanım lütfen. Şakası da şu şeyde. Hani çok fazla kararı biz veriyoruz ya. Hani insan olarak her tür karar bize geliyor. Ama son 10 yıldır 20 yıldır bazı bir şekilde biliyoruz. O kadar yüksek bir özgür iradeye falan da sahip değiliz. Hiç değiliz hatta. Yani bu bilgiyi bilip tüm kararların bize ait olduğunu zannetme halinin ikizlemesi dualizmin Allah'ı gibi görünüyor. Yani hani bu ne yani? Hani bu böyle olmaz denilen bir bilgi var ve bunun olduğunu iddia ettiğimiz bir halin kendi içindeki çatışması gibi geliyor. Hani panseksüelite gibi bir şey bu da. Yani adını koymuşuz ama içeriği yok. Evet. Yani şeyde bir karşılığı yok. Ben baya bir derslerine katılmıştım zamanında işte Ankara'da. Bu libertaryanizm, liberalizm nereden geliyor, ne yapıyor? Çok makul, çok mantıklı anlatınca gayet güzel falan oluyor ama yani hayatın içerisinde yaşadığında benim liberalizmden anladığım bir tek şey var. Senin nasıl yaşayacağını ben sana dayatamam abi. Ben bir tek bunu aldım gittim. Onun dışındaki hiçbir teoloji beni ilgilendirmiyor. Yani şuna ikna oldum. Ben sınırlı karar kapasitem nedeniyle senin nasıl yaşayacağına karar vermemeliyim. Sen de benim nasıl yaşayacağıma karar vermemelisin. Ama öte yandan sırf bana öyle yaşa dediğin için sen, ben onun zıttını seçersem senin manipülasyonun dolayısıyla bir şey seçmiş oluyorum. Bunu da fark etmem lazım. Müslüman kızı ateist olma. En sevdiğim şeydir, spordur. Ata sporu bizim Türkiye'de. Yani ateistim. Niye? Bu Müslümanlar çok iğrenç. Yani Müslümanlar ya bulmadı ki Tanrı'yı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu senin evrenle ilişkinle alakalı bir şey.
ben ateist kanallarına biliyorsun muhabbetlere katılıyorum. Hı-hı. Aynı şey, o dışarıda bir gözlemci sanki. Önünde de bir şey bulmuş, onun sahikiyle hareket ettiğinin farkında bile değil. Yani kendisi onun bir sonucu, onu göremiyor mesela. Çünkü şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Yavrum sen ne yaptın? Sen bakınca ne ya görüyorsun? Ya da Tanrı'yla ilişkini aynı zamanda alt tarafta kurumsallaştırılmış kültürlere bağlı çeşitli din gruplarıyla tarif etmek de yeter. Daha beteri. Bak ben ateist kanallarına katılıyorum. Beni şeye katılırken gördün mü? Böyle ileri derece İslami diyelim kanallarda. Konuşmam mümkün değildir abi. Çünkü orada da kitli bir kafa ve korunaklı bir jargon var. Şimdi öbür tarafta ben o çocuğun derdini anlayabiliyorum. Mesela ateistin derdini anlıyorum. Ama kökten inançlı insanın sıkıntısını biliyorum. Ve o sıkıntıyı ben aşamam. Onun uzmanı ben değilim. Yani orada bir kilit var. O kilit bütün dünyadaki her şeyi o jargon içerisinde yorumlayıp kendine benzetme çabası. Ve işte birkaç televizyon programında bu hataya düştüm. Evet dedim. Ve hala mesela herhangi bir inancı olmayan, hatta genel olarak a priori inançlara karşı olan insanlarla uluslararası ortamlarda bile konuşurum. Hiç sıkıntı yok. Çünkü salvoları beni vurmuyor. Ama inançlı bir insan olarak inançlının nadanlığıyla baş edemem. Yani inançlının şiddeti çok daha şiddetlidir. İnançsız adamla fikir egzersizi beni besliyor. Senin şey diye anlattıkları var öyle birkaç ateizmle alakalı sohbetler içeriyor. Yani bunlar İslamiyet'e herkesten daha iyi biliyor, farklı değiller falan. Abi adam ya ateistle konuşurken bana Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuşuyor adam. Yani Diyanet İşleri'nin şeyine gıcık olmuş, neyse işte o temsil ettiği şeye. Baba diyor ben öyle bir şeye inanmıyorum ki, sen bana niye bunu anlatıyorsun? Adamın kavgasının başka bir şeyle olduğu çok belli. Yani öbür tarafında zaten hakikat değişi yok. O kendisine aktarılanı gerçeklemeyle meşgul ve hakikat peşinde olmak ona hep benzer ezberleri tekrarlamak şeklinde öğretilmiş. Kendi kendini doğrulayan kehanetler üretmek şeklinde öğretilmiş. Ya burayla konuşulabilecek çok fazla bir şey yok. Oraya düşme tehlikesi olan insanlara alternatif sunmak benim işim. Yani düşünce alternatif. Beğenir beğenmez ayrı konu ama bu yabancılaşma işte fikren, zihnen, bedenen çok pahalı bir şey. Ve yani insan olarak bence bizim en önemli sorunlarımız buralarda bir yerde yatıyor gibi geliyor. Biz bunu deşelim biraz daha. Yani bu konu iyi bir konu. Benim bakış açım da şöyle, yani bu hikayeler hemen çok hızlı bir şekilde komplo teorisine dönebiliyor. Evet. Cinsiyetle alakalı konuştukları, Netflix herkese eşcinselliği gösteriyor falan. Yani hani Netflix'e soruyorsun arka tarafta niye böyle yapıyorsun diye. Gerçekten soruyoruz bu arada. Verdiği cevap, ben onları azınlık kabul ediyorum, azınlıkların tümünü destekliyorum diyor. Pozitif ayrımcılık yapıyor. Pozitif ayrımcılık yaptığını iddia ediyor. Ya da Oscar törenleri de aynı şeyi, yani film seçkisini bunun üzerinden yaptığını söylüyor. Kamuoyuna yayılacak kültür bilgisinde azınlığı desteklemek üzerine kurulu bir tercihim var diyor. Bir şeyde. Şimdi bu komple teorilerini, yani bize kültür empoze ediyorlardan başla da arka tarafta dünyayı şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar ya da estetik cerrahi ile alakalı da aynı şey geçerli. Sıyırdığımızda ben dünyanın bütün halinde, hani karma kelimesi tuhaf kaçacak burada ama yani bir bütün halinde birbiriyle... Mustafa karma dedi. Yani harbi de öyle oluyor. Karma daha böyle romantik bir şeyle ilgili ya şeyde. Bütün halinde hemen herkesin bilgili ya da bilgisiz bir şekilde onayladığı gerekçelerin oluşturduğunu düşünüyorum dünyada olanların. Ve eğer böyle bir zamanın şey, ruhunun zuhuratı diyorsun. Zuhur, evet. O yüzden estetikle alakalı söylenenler ya da cinsiyetle alakalı söylenenlerin neden söylendiğini, neden bunun zuhur ettiğini, bu dönemin neden bu konuya ayrıldığını anlamak istiyorum. Bu değişimin kaynağını. Burada ve komple teorileriyle işte Amerika bunu istedi, bundan sonrasında böyle olacak falan işte. Büyük reset geliyor, 2030 yılında her şeyi kiralayacağız falan. Yani hani tamam, komple teorilerine de bakmayı hep eğlenceli bulurum ama ya eğlenceli çok dışına çıkartmak çok sağlıklı değil. Çünkü bizi düşünsel olarak bozuyor. Psikolojik olarak bizi daha iyi bir yere taşımıyor oradaki eylem. Bunları kenarda bırakıp insanlar niye ilgili, niye 30 yaş altındaki insanlar cinsiyetle alakalı bu kadar konuşmayı istiyor ve bu konuya motive, bunu kaynağını anlamak. Mesela hep senin sıklıkla söylediğin hikaye, kendini bilmeyle alakalı bir başka tuhaf çaba olabilir. Bunun zaten tas tamam o. Evet, yani öncekilerin anlattığı gibi kendimi bilemeyeceğime göre bunun için yeni alanlar araştırayım telaşı gibi geliyor. Evet, yani ben kendi çocuklarımla bunu konuşuyorum, yani onlar başka bir evrede insanı. Benim orada yetişmemişler onlar yani.
Evet ve bunu anlamak, bu evrimi kendisini görmek ve düşünmek istediğimiz için çaba sarf ettiğim bir şey bu. Yoksa buradan şey sonucu çıkartmayalım yani. Hani dünya işte ekonomik olarak işte kölelik ve sömürgeliğin bir başka haline gidiyor bilmem ne falan hikayesi. Şimdi nereye gidersek gitsin benim buradan ne yapıyoruz? Biz kendimize yapıyoruz zaten ama yani şu yanılgıdan çıkmanın çok elzem olduğunu düşünüyorum. Bugün Açık Beyne işte staj için görüşmeye gelen arkadaşlardan bir tanesi, yani bizim daha önce yurt dışı aktivitelerden tanıştığımız. Dedim ki ne görüyorsun dedim Açık Beyne, niye buraya geldin? Ya hocam dedi, sizin burada yaptığınız her şey, yani sizin eğitimler, diğer arkadaşlar işte YouTube programları falan. İnsanlara sanki sürekli şunu söylemeye çalışıyormuşsunuz gibi geliyor bana dedi. Yani tamam baktığında bunu görüyorsun ama başka şeyler de var. Yani hep böyle yapıyorsun ama başka yapılacak şeyler de var. Yani dedi böyle menü, genişletilmiş bir menü gösteriyorsun. Bu çok hoşuma gitti. Yani bizim zaten bu dünyadan gitmeden önce ben kendimi karlı addedeceksem bunu hamla hamamla yapamayacağımız çok aşikar. Ya beni yetiştiren kültürün bana işaret ettiklerinden daha farklı şeyler gördüm, öyle gidiyorum, iyiydi be abi diyerek gidebilirsem buradan, o farklı opsiyonları tatmışsam bu yaşamanın bir anlamı var. Şimdi bu kadar yaşayabildiğim için çok seviniyorum mesela. Bir sonraki neslin bu tartışmaları görmek çok güzel. Şunu fark ettiriyor. Gerçeklik benim gördüğüm kadar değil ve bundan çok daha büyük. Benim gibi 10 bin ömür yaşansa onun bile görebileceğinden çok daha büyük bir şey dışarıdaki gerçekliği. İnsan da bunu araştıran bir varlık. Yani özellikle gençlere sesleniyorum. Gençlere sesleniyorum. Ya şu yani gençlere bu, de gençler demeyelim artık ya. Buraya başka bir çözüm bulmak lazım. Arkadaşlar biz de genciz, ne var Allah'ım. Yok biz de genciz kafasından kaynaklı değil yani. 20'li yaşında sana gençler diye de kendini çok düşünsene. Evet ya şey gençliğe hitabe gibi oldu. Olmuyor yani, bir üstten oluyor biraz. Ama yani o çeşitliliği sağlamak için modalardan da belli bir mesafeyle durmak, uzak durmak lazım biraz. Modaları anla, içinde ol ama o mesafe. Çünkü bizim işimiz burada keşif. Bize verilenle yaşamak değil işte. Modanın, şimdi arkadaşının verdiği terim, tabir, yaşam tarzı ona cazip geliyor belki ama o da değil o. Yani aslı olan o da değil. O da işin bir parçası. Eğlen, dene, öğren ama gerçek daha büyük. Yani ben bilmiyorum hala. Bunlar nedir bilmiyorum. Yani bakıyoruz işte. Bana da şöyle gibi geliyor. Senin söylediğini başka bir yerden okuyacağım. Hani zihinsel anlamda paylaşmak açısından söylüyorum. Az sayıda insan ve kısa zaman aralıklarıyla baktığında başka bir şey. Biraz daha genişlettiğinde başka bir şey. Biraz daha genişlettiğinde başka bir şey. Bu tarz hareketler kısa zaman aralıklarında ve az sayıda insana bakarak tanımlanıyormuş gibi görünüyor. Halbuki bunların çoğu bir yerden bir yere giden akıntılar gibi. Ben nereye gittiğini merak ediyorum. Yani şimdi ne olduğundan öte ben bu nereye gidiyor acaba, neyle evrimleşecek? Çünkü kültürel olarak da olsa evrim bir şeyi daha çözmeye çalışıyor olmalı. Yani en temel çözmeye çalıştığımız şeylerden bir tanesi daha kalabalık ve organize olmayı çözmeye çalışıyoruz. Son 2000 yıldır bariz bununla ilgileniyoruz. Bence en ana motivasyonumuz bu bir şeydi. Ama bunlar olurken bu gördüğümüz evrelerle cinsiyetle ilgili konuşma, estetik cerrahiyle ilgili bir şey, bir şeyi daha çözmeye ve bu çözmeye çalıştığım şey kesinlikle şu değil yani. Daha iyi gözler, daha iyi bilmem ne falan değil yani. Bunun bu olmayacağı belli. Yani fütürizm bununla alakalı bir şey değil. Bir evrimsel olarak bir dokuya, bir moda daha gidiyoruz ve bu gidişin bunlar küçük kesirleri ya da noktacıkları, üzerine koyduğumuz noktacıkları, onu tahmin etmeye çalışıyorum. Eğlenceli olur bu. Ben senin bütün merakını giderebilirim. Nehirlerin hepsi denize akar Mustafa'cığım. Yani sonuçta bu iş bitecek yani. Bir şekilde denize kavuşup rahatlayacağız. Öyle fış fış yani. Uzayda gezen karbon tabiri çünkü diyorsun. Çünkü bunun yarını ya da epizotları olmadığı için doğadaki ya da kültürdeki dönüşümlerin ve bakışkan bir şey olacak. Ben sonrasını merak etmektense şimdinin keyfini çıkarmak taraftarıyım. Bak daha yeni öğrendim abi. Panseksüel diye bir şey. Ben valla 3000 yılında uyanmak için 3 kez ölürüm. Vallahi mı diyorsun? Vallahi. Abi hiç merak etmiyorum ya. Ben yani çok merak ediyorum, ciddiyim. Yani niye 3000'de 300.000 değil? Nasıl? Bana sorsan ben 2,5 milyar yıl sonra tekrar bir gelmek istiyorum. Bakalım buralar nasıl falan. Ama ben izlekte takip edebileyim mi? 300 bin yıl sonrasını tahmin edemem ki. Yani arada ama gene aynı olacak. Anlayamadığım bir şeye kayar. 1920'de yazılmış bilim kurgu eserlerine bak, bugüne bak. Yani şu dedikleri gibi değil işte. Yani o gün neyse bugün o. Şimdi otobüs hızlı biraz. Ama ben benim dediğim gibi olduğunu zannediyorum ya. 3000 yılda o yüzden bakmak istiyorum. Bilmiyorum. Olabilir gerçi. Bir bakalım. Ya herhalde. Bu işte. Bir sonraki bölüm zaman makinesi konuşuyor. Oh, fena fikir değil.